Boğa öncesi Binance borsasında birçok altcoin delist olabilir. Hangileri delist olacak veya delist olup olmayacağını nasıl anlayabiliriz? Bununla ilgili bir içerik oluşturmak istedim. Lütfen videoyu beğenin ve çok fazla kişiye ulaşalım ki insanlar bu delist olacak altcoinlerde yakalanmasın. Bu videoyu izleyen herkesin beğenmesini rica ediyorum. En sonunda Bitcoin analizi de yapacağım arkadaşlar. İlk olarak Binance borsasında birçok altcoin listeli olduğunu görmekteyiz. Ve ek olarak boğa piyasası geldiği zaman Binance'ten delist olmayan birçok altcoin'de ciddi para girişleri olacak. Şöyle düşünün, yeni giren yatırımcılar ilk olarak Binance'te hesap açacaklar ve adını bilmedikleri birçok altcoin'i Binance'de listeli olduğu için alacak. Bu da ister istemez çok fazla para girişi anlamına gelecek. Binance en son yapmış olduğu delistlerde işte ADA BNB paritesinde birçok paritede bazı altcoin'lerin delist edileceğini belirtmişti arkadaşlar. Bunları gerekçe olarak hacimsizliği ön plana tuttuğunu, yani mesela Pepe USDT paritesinde delist olacak. Yani hacim dönmediği için veya son dönemlerdeki hacklenmelerden kaynaklı olarak, bazı footlardan kaynaklı olarak bu delist işlemlerini gerçekleştirebiliyor arkadaşlar. O yüzden bizim ilk olarak bakacağımız olay, almış olduğunuz altcoin'in Binance'de listeli ise ilk olarak tuttuğunuz blockchain ürüne yatırım yaptıysanız içerideki TVL miktarına bakmasını unutmayın. TVL miktarı ne kadar yüksekse o ürünün delist olma ihtimali o kadar da düşüktür arkadaşlar. Bu sitenin linkini vereceğim. Sizler de şu şekilde durdurup bakabilirsiniz. Bu TVL oranları oldukça önemli diyebilirim. Aynı zamanda Binance borsasında işlem hacminin en yüksek olduğu altcoin'leri günlük, saatlik ve anlık olarak görebileceğiniz bir web sitesi var. Burada top 100'de olan altcoin'ler her zaman için delist olma ihtimali düşük ürünlerdir arkadaşlar. Bunu her gün kontrol edebilirsiniz. Ben link yorumlar kısmına bırakacağım. Buradaki amaç şu. Yani bir hacim var demek ki insanlar trade ediyor. O yüzden o paritelerin delist olma ihtimali düşük oluyor arkadaşlar. Ek olarak siz almış olduğunuz ürünleri Binance'de delist olan altcoin'lerin Twitter sayfasına girin bakın. En önemlisi GitHub verilerine girip bakın. En son güncellemeyi ne zaman yapmışlar? Projeyi ne zaman geliştirmeye en son ne zaman geliştirmek için bir tweet atmışlar veya bir GitHub'da veri paylaşmışlar. Bunlara mutlaka yakın takip sergilemeniz gerekiyor. 3 adım oldukça önemli. 1. Çok büyük bir FUD olmaması lazım o coin'le ilgili. 2. TVL oranları yüksek olursa iyi olur. 3. İşlem hacmi her gün düzenli olarak işlem hacmi olan bir altcoin olsun. Son olarak da işte GitHub, Twitter gibi verilerine bakıp o taraflardaki gelişmeleri takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar oldukça önemli diyebilirim. Yıllardır beklenen olacak mı 5 Bitcoin spot ETF kararı yolda arkadaşlar. ETF onayıyla beraber ben piyasanın uçuş moduna geçeceğini düşünmekteyim arkadaşlar. Tabii ki bu büyük bir merak konusu. Bu ETF'ler onaylanacak mı, onaylanmayacak mı bilmiyoruz. Piyasanın tekrar yükselişe uçuş moduna geçmesi için bence bu haber akışı oldukça önemli olacak. Biliyorsunuz kriptoya kriz getirecek denen şirket Evergrande'in hisse senetleri bir günde %87 düştü. Ancak kripto para piyasasında çok sert bir geri çekilme durumu yaşanmadı arkadaşlar. Robert diyor ki her şey çökerken bu varlıklar sizi kurtaracak. 3 tane varlık söylüyor. Amerikan doları konusunda insanları uyarıyor. Belirtmiş olduğu varlıklar altın, gümüş ve Bitcoin arkadaşlar. Özellikle Bitcoin'i spot tarafta topluyorsanız bu ayı döneminde ne alırsanız o kârdır diyebilirim. Özellikle fiyat böyle güzel destek bölgelerindeyken, yani en yüksek zirve noktasında değil ama güzel destekte kademeli bir şekilde toplama yaparsanız bir sonraki boğa koşusunda minimum bir önceki ATH seviyesinin üzerinden satma imkanını yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki buradaki önemli olaylardan bir tanesi de inanmak. Yani siz Bitcoin'e inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Bu da oldukça önemli. Hindistan Başbakanı da kripto paraların etkisi küresel olacak şeklinde açıklama yapmış. Hindistan oldukça önemli bir ülke arkadaşlar. Şu an kullanmış olduğumuz birçok teknolojik ürünlerin arkasında Hintli yazılımcılar var ve Hindistan başkanının da kripto paralarla ilgili bu şekilde bir yorum yapması bence oldukça önemli ve sektörün geleceğinin ne kadar ileride olduğunu ve öngörülebilmesi zor olsa da insanlar tarafından, yeni insanlar tarafından sıklıkla uğranacak bir yer olacağını düşünüyorum. Şimdi Bitcoin'de uzun vade sizlere bir önemli bir grafik göstermek istiyorum. Alt tarafta RSI'yi görüyorsunuz. RSI'ye bir Fibonacci çizdiğimiz zaman, bir Fibo attığımız zaman arkadaşlar şu an baktığımızda Fibo 23.60 seviyesine tıkanmış durumdayız. Bakın dikkat ederseniz daha önce de ayı piyasalarında o bölgeye ilk temas ettiği zaman bir geri çekilme oluyor. Her ne kadar bu bölgede olmamış ve kırmış, yukarı doğru patlamış. Üst tarafta da fiyatı görüyorsunuz. Şu tarafta şu an benzerlik yaşamış olduğumuz durum bence şu bölge 2015 bölgesi. İlk temasında Fibo 23.60 seviyesinden geri çekilmiş.
İkinciyi denemiş, yine kıramamış, tekrar geri çekilmiş. Üçüncü de kırdıktan sonra tam şu bölgede kırıyor ve rally başlıyor arkadaşlar. Veya şu ara bölgede aynı şey geçerli. Fibo 23.60 RSI tarafında oldukça önemli bir nokta. Bu nokta kırıldıktan sonra boğa başlıyor diyebiliriz. Biz ilk etapta ilk temasımızı yaptık. Kıramadık, geri çekildik. İkincisinde kırdık ancak futlardan kaynaklı tekrar geri çekildik. Ben piyasada dip oluşumu olduktan sonra tekrar güç toplayıp o yüzden yükseliş yönlü bir hareketlilik bekliyorum. Bu direnç bölgesinin kırılacağını düşünüyorum ve bu da bize Bitcoin'de yeni sezonu açacak arkadaşlar. Yani birçok insan artık boğa gelmeyecek şeklinde yorumlar görüyorum. Bakın kesinlikle unutmayın, boğa piyasası gelecek. Böyle bir saçmalık yok. O zaman ayı piyasası da boğa geldikten sonra herkes diyecek ayı piyasası gelmeyecek veya eskisi gibi bir ayı piyasası olmayacak diyecek. Bu tamamen psikolojiyle alakalı bir durum, ancak yine ayı piyasası olacak. Ama şu anda mutlaka bir boğa piyasası gelecek. İşte ne zaman gelecek, hangi gün gelecek, herkes dipten almak istiyor, hiç zarar etmek istemiyor. Ancak bu işin doğasında eğer kademeli alıyorsanız alışlarınızın bir kısmı kademeli aldığınız için zarar eder. Ancak ortalama düşürebilecek bir maliyetiniz varsa, doğru ürünü alıyorsanız arkadaşlar, yani Binance'de delist olmayacak ürünleri topluyorsanız bunlar bir sonraki boğa koşusunda en çok yükselecek olan altcoin'ler olacak. O yüzden kesinlikle moralinizi şey yapmayın. Herkes felaket tellallığı yapma peşinde. Biliyorsunuz ben ayı döneminde hiçbir zaman için futlamadım. Futlamayacağım da, sizlere moral vermeye devam edeceğim. Evet, yükseliş bekliyorum, patlama bekliyorum. Ben bunu söylediğim zaman bazen yükselmiyor, düşebiliyor. Ama bunlar umurumda bile değil. Önemli olan bizim bir sonraki döngüye alışmamız. Yani onu yakalayabilmemiz ve güzel noktaların alım yapabilme fırsatlarını sunmamız ve sabırlı bir şekilde beklememiz olacak. Sabredenler mutlaka bir sonraki boğa döngüsünde kazanacaklar ve yüksek kaldıraçlı işlemler, işte 2x dahil olmak üzere kullanmayanlar da bu zararlarını kapatmış olacaklar lig olmadan. Bir benzer yapı da şuradaki üçgen yapısı arkadaşlar. Bitcoin bu üçgen yapısını yukarı doğru kırdıktan sonra alçalan yapıyı takoz yapısı diyebiliriz. Bunu yukarı doğru kırdıktan sonra işte boğa piyasası başlıyor. Biz şurada kırdık ama bir düzeltme içerisine girdik aylık anlamda. Bu düzeltme belli bir sürede devam ettikten sonra tekrar yükseliş yönünde gideceğimizi düşünmekteyim. Bakın şöyle geniş açılardan baktığımızda da Bitcoin'deki döngüsel anlamdaki yapıyı görüyoruz. Ben halving öncesi zaten Bitcoin'de bir 40 bin dolar seviyelerini bekliyorum arkadaşlar. O yüzden bu düşüşler bana göre net bir fırsattır. Onu da ekstra olarak ekleyeyim. Daha da aşağılara gelirse de o bölgelerde de artık çok fazla bir şey yapmayacağım ben. Kendi adıma konuşayım. Ekranı kapatacağım çünkü çok fazla alım yapacak. Bende de bakiye kalmadı arkadaşlar. Ancak şunu da söylemek istiyorum kesinlikle, tekrar söylüyorum, karamsarlığa kapılmayın. Tek bir haber akışına bakar, ETF onayına bakar. Bitcoin'de günlük anlamda ciddi bir oversold olma durumu var. MACD tarafı her an al sinyali yakabilir ama şu an bir al sinyali söz konusu değil arkadaşlar. Ekstra olarak saatlik anlamda baktığımızda yatay giden bir Bitcoin grafiği görüyoruz. Herhangi bir şekilde sert bir kırılım söz konusu değil. Haftalıkta şu sert mumun tepkisinin hala gelmediğini düşünüyorum. Çok sert bir geri çekilme yaşadık, çok sert bir çakılma gördük şu tarafta. Ancak bunun tepkisi gelmedi. Bence bu hafta içerisinde bir tepki hareketi gelebilir arkadaşlar. En sıkıntılı durum şu, USDT dominansı. Yani market evet bir yükseliş bekliyorum ama yeni bir dip olursa bunun temel sebebi USDT dominansı olacak. Çünkü 7.80 seviyesinin üzerinde bu bölge düzeltmesini yaptı. Yeni yukarı doğru ataklar gelebilir. Bunun gelmesi durumunda ne olacak? Bitcoin ve tüm piyasa geri çekilmeye devam edecek arkadaşlar. Asıl yükseliş hareketi için, yani bizim piyasanın yükselmesi için burada 7.80 seviyesinin altında bir kapanış görmemiz gerekiyor. 7.80 seviyesinin altında bir kapanış görürsek o zaman piyasa rahatlayacak. Bunu da dipnot olarak belirtmek istiyorum. Bitcoin dominansı altcoin tutanlar için en iyi haber bu. Çok zayıfladı. Güç kaybı oluyor. Eğer olası bir Bitcoin düşüşünde ben dominansında düşeceğini düşünmekteyim. Yükseliş beklemiyorum. Total 3, yani şurada aşağı yöne atmış olduğu bir fitil vardı. Onu doldurmaya çalışıyor arkadaşlar. Ama şu 2 yıldır da çok net bir şekilde akümüle olduğunu görmekteyiz. Bu kadar büyük bir akümüle evresi yaşamış olan bir yapının, bir market yapısının aşağı yönlü çakılacağını düşünmek veya kalıcı düşüşler, yani düşebilir tabii ki market ama bu fitil olarak kalma ihtimali bana göre kalıcı düşüşten çok daha kuvvetli. O yüzden karamsarlığa çok fazla kapılmıyorum. Size de karamsarlığa kapılmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Top 20 dışındaki altcoin endeksine baktığımızda da top 20 dışındaki altcoin endeksi yükselmeye devam ediyor. Yani bazı insanlar satan yok, hacim yok. Evet, İnsanlar hacimsizlikten dem vuruyor ama satan yok arkadaşlar. Artık insanlar niye satsın? 2 yıllardan bekliyor. Neden satsın? Yani eğer aldığı ürün shitcoin değilse, sıfırlanacağını düşünmüyorsa satmasında bir anlamı yok zaten. Ethereum'a bakacağız. Ethereum çok güzel duruyor aslında. Ben Bitcoin'den daha pozitif durduğunu düşünmekteyim. Özellikle 1620 desteği üzerinde Ethereum'a tekrardan 2000 dolar seviyenin orta vadede geleceğini
düşünüyorum. Ethereum hold yapıyorsanız yani bu çok güzel bir destek bölgesinde. Özellikle 1600 dolar seviyesinin altında stop loss kullanırsanız spot tarafta bence güzel ucuz noktalarda mal eklenmek için mantıklı olabilir. Aksi takdirde ne oluyor? Yükseldiği zaman birçok insan oluyor. O zaman yine zarar yazılıyor. En azından güzel destek bölgesinden alıp altına da %1, %2 stop koyarsanız en fazla %1 kaybetmiş olursunuz. Yükseldiği zaman bu sefer stop da kullanamıyorsunuz. Çünkü destek ana destek bölgede çok aşağı bölgelerde kalmış oluyor. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki içeriğimizde, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.